Beysaş Lojistik Paratoner'i sunar. Şubat Salı haftanın ikinci işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Piyasalarda olumlu bir tablo olduğunu söyleyelim. Bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın başındaki isim Jerome Powell'ın kongre yapacağı sunuma çevrildiğini söyleyelim. Sunum öncesinde hem ABD hem de Avrupalı endekslerde pozitif bir seyir var. Aynı zamanda Amerikan dolarındaki zayıflık hazine tahvil getirilerinde de bir düşüş yaşadığını söyleyelim. Ve bu da altın fiyatlarını destekliyor efendim. Gram altın bir kez daha 410 TL'nin üzerinde ama dün özellikle Bitcoin fiyatlarında çok sert bir geri çekilme yaşandı. Dünyanın en zengini Elon Musk bir günde 15 milyar dolardan fazla para kaybetti ve koltuğu Jeff Bezos'a bıraktı. Dün itibariyle şu anda da Bitcoin fiyatlarında 50 bin dolara yakın bir seyir olduğunu söyleyelim. Küresel piyasalarda tabii ki odak noktasında Amerika'daki yardım paketinde gözler. Bugün de Powell'ın yapacağı sunumda buralara atıfta bulunması bekleniyor. Sabah saatlerinde de HSBC hisselerinde Hong Kong'da temettü açıklaması yaptı ve HSBC hisseleri oldukça önemli kazanımlar elde etti diyelim. Bugün çok değerli 4 isim bizlere eşlik ediyor olacak. Yani birazcık hızlı bir program olacak. 4 farklı görüş bizlerle. Önce isimlere bakalım, sonrasında haberler diyoruz. İlk haberle başlayalım. Amerika'da Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'ın şirketler üzerindeki vergilerin artırılmasından yana olduğunu aktardı ve bir servet vergisi uygulamasından kaçınırken sermaye kazançları üzerindeki oranları artırmayı dikkate aldığına işaret verdi ve varlık vergisi konusu tartışıldı ancak bu Biden'ın tercih ettiği bir durum değil. Böyle bir verginin önemli uygulama sorunları olacaktır diye konuştu Yellen ve yönetim kurumlar vergisini de %28'e çıkarmak istiyoruz açıklamasında bulundu. İkinci haberde Avrupa Birliği'nin G20 teşviklerine dair ve Avrupa Birliği G20'de teşviklerin erken geri alınmaması çağrısında bulunacak. Birlik G20 finans yöneticilerinden ekonomik toparlanmadan emin olana kadar teşviklerin devam ettirilmesini isteyecek. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları bu cuma günü video konferans yoluyla bir görüşme yapıyor ve Avrupa Birliği toplantıda mali politikaların gerektiği sürece teşvik edici kalmalı ve teşvikler erken çekilmemeli uyarısında bulundu. Piyasalarda da bu beklentiler tabii ki olumlu fiyatlandığını söyleyelim. Bir başka önemli açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki isim Christine Lagarde'dan geldi ve ECB'nin Euro bölgesindeki finansman koşullarının pandemi sırasında ekonomiyi destekleyecek kadar elverişli olup olmadığını değerlendirebilmek için nominal tahvil getirilerini yakından izlediğini söyledi. Lagarde, finansman koşullarının hala uygun olup olmadığını değerlendirmek için takip ettiğimiz geniş tabanlı göstergeler içerisinde risksiz gecelik swap oranları ve ülke getirileri de özellikle önemli yer tutuyor dedi ve tahvil getirilerini yakından izliyoruz mesajından sonra dün Avrupa'daki tahvil faizleri aşağı yönlü seyretti. Bir başka önemli açıklama ABD-İran cephesinde oldukça önemli haber akışları var. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei, İran Meclisi'nin hükümetin yaptırımları kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarının korunması için stratejik eylem planı adıyla mecliste yasalaşan ve meclisteki konular hakkında bir işbirliği yapması, iki seslilik olmaması gerektiğini aktardı. Hamenei ayrıca meclis ve hükümetin kendi arasındaki sorunları çözmesi ve bu eylem planı dikkate alındığı zaman da güzel bir şekilde uygulanması gerekiyor diyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin de İran hakkındaki son açıklamalarını insafsız ve dayatma olarak değerlendirdi. İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda da mantıklı, doğal olan mevcut durumdan geri adım atmayacağını ve eğer ihtiyaç olursa da uranyumu %60 zenginleştiririz ifadesini kullandı. Biliyorsunuz Amerika ve Avrupa İran'ın uranyum seviyesini %20'lerde tutmak istiyor. Blinken'dan hemen bir açıklama geldi ve İran'la diplomasi mesajı verdiğini söyleyelim Amerikan Dışişleri Bakanlığı.
Bir başka önemli açıklama da, daha doğrusu gelişme de, 20 Ocak'ta biliyorsunuz görevi sona eren ve çok tartışılan isim Donald Trump'a dair. Ve sonrasında biliyorsunuz azil yargılanmasında Senato'da aklandı ve Trump'ın yüksek mahkemeden kötü haber geldi Donald Trump'a. Ekim ayından bu yana önünde bulunan dosyayla ilgili kararını bugün açıklayan yüksek mahkeme, New York Federal Bölge Mahkemesi'nce yürütülen soruşturma kapsamında Trump'ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına da erişebileceğine hükmetti ve mahkemenin kararı ilişkinde herhangi bir yorum ya da şart düşmediğini bildirdiğini söyleyelim. O zaman haftanın ikinci işlem gününün veri ajandası ve açıklanan verilerimizin detaylarıyla devam edelim. Dün tabi piyasalarda negatif bir tablo vardı. Özellikle Nasdaq kompozit tarafında Tesla hisselerinde %8.6'lık bir geri düşüş yaşandı. Ve bu anlamda da Big Tech dediğimiz büyük teknoloji hisselerinde %2'lik bir kayıp oldu. Apple tarafında ve Amazon tarafında da, aynı şekilde Microsoft tarafında da satışları izlediğimizi söyleyelim. Dün aslında çok az bir teknoloji ve perakende şirketleri yükseldi. Bu anlamda Disney tarafında %4.4'lük bir artış vardı. Caterpillar ve kimya şirketleri tarafında da %3.5'lik bir yükseliş olduğunu söyleyelim, ama piyasalar tarafında dün bir satış baskısı vardı yükselen tahvil faizlerinden ötürü. Bugüne dönelim. Saat 12'de İtalya'dan sanayi siparişleri, Euro bölgesinden TÜFE, ABD tarafından kırmızı kitap, aynı zamanda Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell da kongre yapacağı yarı yıl sunumunda oldukça önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Piyasalar bu mesajlar öncesinde ons altında yukarı ve gram altında da bir kez daha 410 TL'ye kadar geldiğimizi hatırlatalım. Neler açıklandı? Açıklanan verilerin detaylarına hemen bir dönmüş olalım ve Singapur'dan TÜFE geldi. 0.2 puanlık bir artış kaydetti ki önceki rakam 0.1 puanlık azalıştı. 11 ay aradan sonra Singapur tüketici enflasyonunu artırmayı başardı. Birleşik Krallık'ta ise işsizlik rakamlarında yukarı yönde bir hareket görüyoruz ve bu anlamda 5.1'e kadar geldiğini söyleyelim. Çin'de konut fiyatlarında 3.9 puanlık bir artış var. Rusya bugün tatil, resmi tatil ve Japonya'da da imparatorun doğum günü olduğu sebebiyle piyasaların kapalı olduğunu söyleyelim. Fiyatlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da dün aslında 9.72 puanlık bir azalış vardı. Toplam işlem hacmine baktığımızda 34.3 milyar TL olduğunu söyleyelim. Bankalar tarafında %1.98, holdinglerin ise bankalar %2'ye yakın değer kaybetti. Holdingler tarafındaysa hafif bir değer kazancı vardı, 0.12 puan kadar. Tabi analistler özellikle gözleri 26 Şubat tarihine çevirdi. Nedir 26 Şubat tarihini önemli kılan? Temsilciler Meclisi'nde Amerika'da teşvik paketinin oylanması bekleniyor. Tabi Hazine ve Maliye Bakanlığı dün altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihraç ettiğini söyledi ve bu anlamda 6 ayda bir %1.15 kupon ödemeli 21.127 kilogramlık bir altına dayalı tahvil ihracı yaptığını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizin buharlaşması söz konusu değil dedi ve Merkez Bankası'nın rezervlerine atıfta bulundu. Aynı zamanda dün merkezi yönetim borç stoğu açıklandı ve 1 trilyon 837.6 milyar TL olduğunu söyleyelim. Son haber de TÜİK'ten geldi. Artık işsizlik rakamları biliyorsunuz 3 aylık periyodu baz alıyordu. Her ay güncel olarak işsizlik rakamları TÜİK tarafından paylaşacağını hatırlatalım. Amerika'da ise tam anlamıyla aslında piyasalar, endeksler destek paketine odaklanmış durumda. Temsilciler Meclisi, Bütçe Komitesi bu paketi onayladı, ama esas gelişme 26 Şubat tarihinde Temsilciler Meclisi'nde bu bütçe paketi oylanmaya başlanıyor ve piyasalarda artık bu işin çözülmesi için son kritik hafta olduğunu hatırlatalım.
Amerika'da yüksek mahkeme Donald Trump'ı yargılayacağını söylemiştik. Ve Amerika'da COVID-19'da hayatını kaybedenleri sayısı 500 bini geçti ve 500 bini geçtiği için de ülkede bayraklar yarıya indirildi. Tabii çok dramatik bir rakam olduğunu da belirtmekte fayda var. Dün de Fauci şöyle bir açıklama yapmıştı. 2022'nin kış ayına kadar Amerikalılar maske takabilir dedi ki aynı açıklamanın bugün İngiltere cephesinden de geldiğini söyleyelim. Sektörlere bakalım. Bankalar ayakta kalmaya çalışıyor. Sanayi, ulaştırma, finansal, spor ve holding endekslerinde bugün satış ağırlıklı bir tablo görüyoruz. Borsa İstanbul tarafında da yarım puana kadar yaklaştı satışlar. Viyop'sa artı da 0.17 puan kadar. Viyop yakın vadeli Borsa İstanbul muhtemelen gün içerisinde birbirini yakalamaya çalışacaklar efendim. Dolara bakalım. Dolar tarafında tabii küresel tahvil faizlerin vermiş olduğu endişe, Amerika'da ve tüm dünyadaki reflasyon fiyatlaması tabii ki küresel anlamda doları da Türkiye gibi para birimlerinde biraz daha güçlendiriyor. 7.01.50 seviyesindeyiz. Sepet bazında kur 7.70'lerde ve aynı zamanda Euro dolar paritesine baktığımızda 1.21.63'ü gösteriyor. Dolar endeksinde ise bakıldığında 90.01'deyiz. Yani o tarafta zayıflama devam ediyor. Korku endeksinde bir artış var. Tahvil faizlerin artmasından dolayı 23.45'e kadar geldik ve Bitcoin fiyatları hızlı bir şekilde düzeltmeye girdi. Tabii hızlı yükseldi, düzeltmesi de sert olduğunu söyleyelim ve 48 bin dolar seviyesinde. Tahvil faizlerine bakalım. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri şu anda 1.36 seviyesindeyiz. 1.36.53 gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde tahvil faizlerinin yukarı gittiğini görüyoruz. Neden tahvil faizleri yukarı gidiyor? Teşvik paketleri dünyadaki ekonomik toparlanmayı hızlı artırabilir ve enflasyon gelebilir fiyatlaması var. Dolayısıyla da piyasalar şu anda odak noktasında 10 yıllık tahvil faizleri. 3 aylık bonoları ise gördüğünüz gibi mor çizgiyle görüyoruz. O tarafta 0.35 tarafındayız. Körve baktığımız zaman aradaki farkı 3 aylıklarla 10 yıllık arasındaki farkı aldığımız zaman da Amerika'da körvün dikleşme eğiliminde olduğunu gördük ki bu da piyasalara bir başka satış baskısı getirdiğini söyleyelim ve konuğumuzun yorumlarıyla paritölere devam edelim. Hemen bir yorum alalım. Tabii piyasaların odak noktasında az önce söylediğimiz gibi Amerika'da teşvik paketi beklentisi var ki dün de JP Morgan 900 milyar dolardan 1.7 trilyon dolara bu paket beklentisini yukarı yönde revize etti ama Joe Biden'ın normal şartlarda 1.9 trilyon dolarlık bir pakete imza atması bekleniyor. Tabii odak noktasında hangi sektörler etkilenecek ve paketi özellikle Amerikalı vatandaşlara nasıl ulaştırılacak ve en önemlisi vergi geliyor mu? Birçok tartışma konusu var. Bu Cuma günü Temsilciler Meclisi'nde oylanacak. Bugün de Temsilciler Meclisi'nin bütçe komisyonunda 1.9 trilyon dolarlık paketin onaylandığını söyleyelim. Tabii paketin bu hafta ilerleyen günlerde meclise gelecek. Aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın da vergi kayıtlarına ulaşabilecek Amerikalılar. Dolayısıyla da gündemde yine Amerika'nın yönlendirmiş olduğu bir gündem olduğunu söyleyelim, hafta olduğunu söyleyelim. Hemen buradan GCB Menkul Değerlere gidiyoruz. Bugün 4 farklı isimle programı götürüyor olacağız. Dolayısıyla tempolu olacak. Hoş geldin Kudret, GCB Menkul Değerleri'nin Araştırma Müdür Yardımcısı. Hoş bulduk Murat, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ ol. Şimdi bakıldığında dünden bu yana, aslında geçtiğimiz haftadan bu yana tahvil faizlerini çok fazla konuştuk. Yeni bir risk fiyatlamasına doğru mu gidiyoruz? Bir de tabii tahvil faizlerinin yükselmesi piyasalarda bir endişeye sebebiyet verip sonrasında piyasalar bir kez daha nakde dönme çabasına girer mi? Böyle bir senaryoda bildiğimiz gibi hem endekslerde hem vadeli taraflarda hem de ons altına bir satış baskısı geliyor. Erken mi yoksa bu senaryoları yapalım mı? Ne dersin? Panik havası için biraz erken. Aslında şu anki enflasyon, 10 yıllık enflasyon, pardon 10 yıllık tahvil faiz oranının yukarı yönlü reaksiyonları genel büyük resime baktığımız zaman işin bir düzeltme boyutu ama tabii burada Fed dinamiklerinden gelecek mesajlar çok önemli. Yani burada enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin yeni dönemde verilecek mesajlar önemli. Aralık döneminde hatırlarsan burada enflasyonun %2 üzerinde ve işsizliğin tam istihdam rakamına yakın sayacağı bölüm 2023 sonrası olarak gözüküyordu ekonomi
projeksiyonlarda. Şimdi Mart toplantısında özellikle bu rakamlarda nasıl bir revize olacak, bu önemli. Tabii bugün ve yarınki Powell'ın açıklamalarında enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin vereceği mesajları bu açıdan takip etmekte fayda var. İlaveten de zaten senin de söylediğin gibi 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ve bundan sonraki süreçte Amerika'nın bu teşviklerde ekstra bir senaryoya daha gidecek mi? Bunları takip etmekte fayda görüyorum. Brezilya'da Jair Bolsonaro, devlet lideri tabii ki Petrobras CEO'su olarak eski generali atadı ve Brezilya realinde bir satış baskısı görüyoruz. Real öncülüğünde tabii gelişmekte olan ki para piyasalarında dünden bugüne bir baskı da var. Tabii Brezilya reali kendi iş siyasi konusundan dolayı bir satış baskısı yiyor ama 10 yıllık tahvil faizlerin yükselmesi bir taraftan da risk fiyatlaması olarak da doları bizim gibi paralar karşısında hafif primli olmasına sebebiyet verdi. Ama dolar endeksinde bir zayıflama da görüyoruz. Yani 90'ın hemen aşağısına gelmeye çok yakın duruyor. Dünden bugüne yükselme eğiliminde olan dolar kuruyla alakalı ne söylersin Kudret? Yani 7 seviyesi aşağısında birçok yorum aldım ve çok kalıcı olmasını beklemiyordu piyasa analistleri. Yabancı kurumlar da tam tersi çok iyimser yaklaşıyorlar. 6.25 gibi yıl sonu kur tahminini de gördük Capital Economics'ten. Ne dersin, dolarda düşüşün sonuna mı geldik? Yeni bir yükseliş döngüsüne mi başlıyoruz? Dolarda düşüşler sona mı erdi yoksa daha fazla bir satış baskısı oluşacak mı sorusunun cevabında aslında Merkez Bankası dışındaki ekonomi ve reform paketleriyle alakalı hükümetten gelecek açıklamalar çok önemli olacaktır. Avrupa Birliği ve ABD ile olan ilişkilerimiz, Sayın Erdoğan'ın daha önce reform paketlerine ilişkin vereceği mesajlar, yeni dönemde bu konularla alakalı vereceği mesajlar önemli olacaktır. Çünkü Merkez Bankası bu süreçte yapacağını yaptı, hatta yapmaya da devam ediyor ve enflasyonu %5'e düşürebilmek için sıkı para politikasından ödün vermeyeceği bekleniyor. Tabii Cuma günkü Fitch'in kararından sonraki raporlamaları da baktığımızda hala kırılganlıklar üzerinden durulmakta. Özellikle bu kırılganlıkların giderilebilmesi için işte döviz açığımızı, döviz finansmanının giderilmesi, işte turizm sezonundan bahsediyoruz. Bunlarla alakalı süreç nasıl olacak? Merkez Bankası rezervlerinden bahsediliyor. Bunun yanı sıra reform paketleri süreçlerinden bahsediliyor. Yani bunlar aslında bu sonuçlar ister istemez Türk lirasında daha fazla bir değerlenme olacak mı olmayacak mı bunun cevabını verebilmek açısından önemli olacaktır. Ama görülen o ki şu an için dolar Türk lirası düştükçe bu düşüşlerde bir alım görüntüsü izleniyor bireysel ve kurumsal tarafından. Tabii bu algının önüne geçebilmek mümkün değil. Bunun önüne geçebilmek için gerçekten enflasyonla mücadele konusunda daha istekli bir mesajın verilmesi gerekiyor. Tabii Merkez Bankası gerekirse daha fazla adım atabilirim mesajını verdi ama enflasyon sadece Merkez Bankası'nın adımıyla çözülebilecek bir mesele değildir. Bu konuyla yapılabilecek çözümlemeler ister istemez yeni dönem için fiyatlama reaksiyonu oluşması imkan tanır. Teknik anlamda ben biraz daha yukarı yönlü hareket bekliyorum ama gerçekten bir yükseliş oluşabilmesi için 7.20-7.30 bölgesinin aşılması lazım. Yoksa bir miktar daha en azından 6.80-7.30 arasında bir dalgalanma hareketi izleyebiliriz. Tabii enflasyonu yönlendirmek sözlü yönlendirmeye de olabiliyor. Çünkü Fed'in de bu sözlü yönlendirmelerle çok düşük maliyetli piyasalara müdahale ettiğini de görüyoruz ki bizim Merkez Bankası da kredibiliteyi artırmak için enflasyon vurgusu önemli ama gerçekte de sahaya döndüğümüz zaman da özellikle gıda fiyatları gibi, dövizi geçişkenliği gibi, ham petrol fiyatlarının yükselmesi gibi oldukça majör konular da var. Bunlar da dünden bugüne Türkiye'nin üretim yapısını ve ekonomi yapısını değiştirmesiyle mümkün olabilir bu etkileri azaltmak için. Dolayısıyla da çok daha zorlu sınavlar önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nı beklediğinde kişisel olarak düşünüyorum açıkçası. Çünkü gıda fiyatlarında artış maalesef cep yakmaya devam ediyor. Şimdi dün tabii Christine Lagarde açıklamalarında bulundu ve Merkez Bankası'nın uzun vadeli nominal tahvil getirileri gelişimine yakından izlediğini söyledi. Son toplantı tutanaklarında çok yakından gördük. Güçlü Euro'nun enflasyonu bozucu etkisinden bahsetmişti. Bugün de gözler Jerome Powell'da olacak. Özellikle altın bayağı heyecanlı. 1810 dolar seviyesine kadar geldi. Ne oluyor? Yani o tarafta Powell nasıl bir mesaj verecek ve piyasaları sence nasıl etkileyecek? Lagarde bir miktar tahvil getirilerini aşağı çekmeyi başardı ama Amerika'da şu anda neredeyse 1.40'a geldi. 10 yıllık tahvil faizleri Kudret. Kesinlikle katılıyorum. 1.40'a geldi.
Hatta grafiğe baktığımız zaman sanki 1.70'e doğru da bir hareket alanı oluşacakmış da gibi duruyor. Ama hani burada özellikle piyasa dinamiklerinde biraz fiyatlama farklılıkları da oluşabiliyor. Hı-hı. Bazı dönemlerde işte taahhüt faiz oranı yukarı yönlü çıkış gerçekleşirken altın çok da fazla etkilenmeyebiliyor. Örnek veriyorum, bu ay baktığımız zaman ABD tahvil fiyatında çok ciddi düşüşler izlendi. Yani faiz oranında önemli yükselişler izlendi ama altındaki dalgalanmalara baktığımızda aynı görüntüyü izlemiyoruz. Bu sebeple de piyasa dinamikleriyle mevcut haber akışları arasında bazı korelasyon farklılıkları ya da o sıkı sıkıya savunulan korelasyon anlamlılığını bazen yitirebiliyor. Bu sebeple de altın baktığımız zaman 1764, daha önce bunu 30 Kasım tarihinde yanlış hatırlamıyorsam test etmişti. Bu bölgelerden bir dönüş kaydetti. Orada da görülen o ki 1760-1860 arasında bir bant hareketi oluşuyor genel çerçevede. Baktığımız zaman çok fazla bozulmadı görüntü. Tabii 2000'leri 2300 gibi rakamlar konuşulurken ons altının 1800'ü bile çok kolay yaşamadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da ister istemez soru işaretleri oluşturuyor. Ama yılın geneline baktığımızda ons altın tarafında tabii ki yukarı yönlü reaksiyonlar izlenecektir. Şu an için en azından 1800 üzerinde kalmaya çabalayan bir görüntü var. Bu da 1830-1860 seviyelerini gündeme taşıyor. Burada benim özellikle üzerine basa basa söyleyeceğim husus 1790-1830 bölgesinin dışında bir fiyat görmek lazım ki biraz daha görüntü netleşebilsin. Yani yukarıda 1860 için 1830'u geçmesi lazım. Hı hı. Aşağıda 1760'ları tekrar görmesi için de 1790'ı kırması lazım. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor altın işlemcileri için. Evet, bir de piyasada ikna da olmak istiyor. Bu tahvil faizleri gerçekten bir enflasyon ve ekonomik toparlanmanın beklentilerden çok daha hızlı olacağını mı fiyatlıyor şeklinde. 2-3 gündür, hatta geçtiğimiz haftadır konuşuyoruz ama biraz da emin olmak istiyor fonlar diyelim. Kudret, çok sağ ol katkıların için her hafta olduğu gibi. Evet, GCM Menkul Değerlerinin Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır'la konuştuk. Borsada bir satış var. Hemen yerinde izleyelim. Elif Yeşil Menderes'e gidiyoruz. Işık Menkul Değerler'den yurt içi piyasalar, yurt içi aracılık faaliyetleri müdür yardımcısı. Hoş geldiniz. Borsa satışta, küresel borsalarda dün biz pozitif ayrıştık ama tabii Amerika'da Big Tech dediğimiz Apple tarafında, Microsoft'ta çok ciddi satışlar vardı. Hatta Elon Musk o kadar para kaybetti ki büyük başın büyük derdi de oluyor. 15 milyar dolar bir günde para kaybedince koltuğu da tabii ki rakibi Jeff Bezos'a bıraktı. Bu tarafta bizi bugün negatif etkiliyor herhalde değil mi Elif Hanım? Neden negatifiz ve nasıl bir seyir olacak gün içerisinde? Öncelikle yayınlar diliyorum. Şimdi senin de bahsettiğin gibi piyasalara gelen anlamda bir karışık seyir hakim. ABD tarafında enflasyon beklentilerindeki artış, tahvil faizlerindeki yükseliş ve özellikle emtialardaki hızlı fiyat artışlarıyla birlikte endekslerden ve riskli varlıklardan çıkış oldu. Evet, bunlar olumsuz fiyatlamalardı ama buna rağmen 1.9 trilyon dolarlık teşvik beklentisi ve koronavirüs vaka sayılarındaki azalma da imser diyebileceğimiz diğer konular arasında. Özellikle geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında çıkan sıkı duruşun devamına yönelik verilen mesajlar ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü negatiften durağına çevirmesi aslında TL varlıklarda bir miktar pozitif fiyatlamaya sebep olmuştu ama yurt dışındaki küresel kaynaklı özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve enflasyon riski ithalata bağımlı gelişmekte olan ülke para birimlerine de olumsuz yansıdı. Tabii bunun borsa tarafındaki fiyatlamaları da yine dün %0.62 düşüşle tamamlamıştık. Bugün de yine aynı şekilde geri çekilmeler var. Sektörel bazda madencilik ve bankacılık hisselerinin değer kaybettiğini görüyoruz. Dün özellikle havacılık ve otomotiv sektörü bir miktar daha pozitif fiyatlamıştı. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda özellikle 1539, 22 ve 15 desteklerini takip edeceğiz Borsa İstanbul tarafında. Yeniden bir tepki oluşursa risk iştahının yeniden olumlu yönde toparlanması durumunda ise 1560, 75 ve 85
seviyelerini takip edeceğiz. Evet, aslında bir obo oluşumu görüyoruz grafiğinde sağında. Omuz baş omuz, izleyicilerimize de ekran başında da gösteririm grafik üzerinden. Baktığımızda Elif Hanım Borsa İstanbul tarafında ilk omuzun oluştuğu nokta 1560 seviyeleri, 80'lere geçtiği noktaydı. Sonrasında bir düzeltme geldi. Burada da iki diğer omuzu görüyoruz. Tabii sevgili Mert Yılmaz, ona da sevgi ve selamlarımızı iletelim. Özellikle 21 günlük ortalamayı takip ediyorum dedi. Borsa İstanbul'da tabiri caizse maldan çıkmamak için orası da 1488 puana kadar pozisyonların korunabileceği bölgede de 1500 altında bir risk var mı? Bugün biz özellikle negatif ayrışıyoruz baktığımızda. Hani aşağısına gelirse bir avantaj mı, dezavantaj mı yatırımcı için? 1500'ün altına sarkarsak teknik olarak panik satışları başlayabilir. Yani 1480'lere kadar bir geri çekilme, hızlı bir geri çekilme görebiliriz Borsa İstanbul tarafında. Özellikle 1480'in de altı bizi teknik olarak negatif görünüme doğru iter. Ama 1500'ün üzerinde tutunduğumuz sürece bir tepki oluşabilir ve özellikle burada 1522 seviyesini önemsiyoruz. 22-39 seviyeleri önem arz ediyor. Evet, son olarak da bir dolar yorumu alalım. Bir buçuk dakika kadar süremiz kaldı. O tarafta 7.02 seviyelerindeyiz. Ne dersiniz? 7 aşağısı çok kalıcı olamadı gibi Elif Hanım. Evet, özellikle dün günçi seansta 7.08'li fiyatlamaları görmüştük. Buna karşın kapanışı 7.01 üzerinden yaptık biliyorsunuz. Bugün yine aynı seviyelere yakın bölgelerde fiyatlar devam ediyor. Yukarıda özellikle 0.4 ve 11 ve 15 bölgesi güçlü direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Öte tarafta olası TL lehine fiyatlamalarda ise 7 özellikle önemli psikolojik seviye olarak. Akabinde 6.94 ve daha önce en düşük seviye olarak gördüğümüz 6.89 ve 85 bölgesi özellikle izlenebilir. Elif Yeşil Menderes, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Işık Menkul Değerler'den bilgileri almış olduk. Yurt içi piyasalar müdür yardımcısıyla. Tabii ECB diyor ki efendim bu parasal genişleme devam edecek sinyali verdi bugün. Güney Kore Merkez Bankası devlet tahvil alımlarını artırmaya hedefliyoruz diyor. Ve diğer taraftan da tabii ki Lagarde uzun vadeli tahvil getirilerini yakından izliyoruz diyor. Bugün de gözler Powell'da, gördüğünüz gibi birçok ülke Merkez Bankası yine bu parasal genişleme lafını almaya devam ediyor. İsveç Merkez Bankası'ndan Bremen'da faiz indirimi ve parasal genişleme seçeneklerimiz arasında diyor. Böyle olunca borsalar da yukarıda. İkinci bölümde bolca yine bizi konuşacağız ve global piyasaları konuşacağız. İkinci işlem günde devam ediyoruz. Paratoner ekranlarında şimdiki durağımız da Norsiyem olacak ve karşımızda Arzu Toktay hanımefendi var. Arzu Hanım, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Borsa İstanbul tarafı dün pozitif ayrışma çabası vardı ama günün sonunda tutunamamıştı. 9.72 puanlık bir azalış vardı. Bugün de görece negatif bir tablo var ama bugün küresel piyasalar nispeten daha olumlu. Neden negatif ayrışıyoruz? Yani dolar tarafında da bir yükseliş var. İyi fiyatlamaların sonuna mı geldik? Yeni bir hikaye mi gerekiyor borsa için? Yani kısaca şunu ima etmek gerekiyor burada. Özellikle küresel piyasalarda gelişmiş ülke tahvil faiz oranlarında yükseliş bir süre sonra kendi piyasalarına dahi rakip olabilir beklentisi var bir miktar. O fiyatlanmaya başladı. Bu duruma, bu denkleme gelişen ülke piyasalarında kattığımız zaman 2021 küresel ekonomik büyüme ve iyileşme senesi olacak ama bu süreç içerisinde özellikle gelişen ülke tahvillerinde yükseliş ve bu ülkelerin daha fazla sermaye akışını, portföy akımını çekme ihtimali gelişen ülke piyasaları için ciddi bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Biraz bunun baskısı var diyebiliriz Murat Tufan. Hı hı. Ayrıca 2020 özellikle BIST 100 endeksi performansı için iyi bir seneydi. Şimdi 2021 senesinde daha iyi bir ekonomik büyüme
yakalayacağız ama buna rağmen 2020 senesindeki performansa ben biraz BIST 100 endeksi 2021'den çalmış olabileceğini düşünüyorum. Doğrusunu istersen bir bekleyiş, bir dinlenme süreci ardından tekrar yükseliş hareketi başlayabilir. Ancak özellikle önemli direnç seviyelerinin de yukarı yönde kırılamayışının verdiği görünüm ile aşağı potansiyelin şu birkaç günde daha fazla öne çıktığını görüyorum ve anlıyorum. Evet, bugüne bakıldığında gübre fabrikaları Petkim, Tüpraş hisseleri gidiyor. Garanti Bankası, Pegasus, Ereğli, Sahol, Akbank ve Kardemir gibi sanayi ve başka sektörlerde banka ve ulaştırma gibi kağıtlar BIST 30'u tutmaya çalışıyor ama çok da tutabilecek gibi gözükmüyor. %1.20'ye kadar geldi satışlar. En fazla satışlayan kağıtlarsa Koza, Oyak, Dohol ve Arçelik olarak BIST 30'da öne çıkıyor. Peki bu 1530 puan seviyesindeyiz. %1'e kadar da ulaştı Arzu Hanım. Çok hızlı mı geldi Borsa İstanbul? Bunun bir düzeltmesi olarak mı görmek gerekiyor? Özellikle şu anda hissesi olan izleyicilerimiz, yatırımcılar pozisyonlarını korusunlar mı? Yoksa bir miktar daha yeni bir pozisyon alabilmek için beklemeleri mi gerekiyor? Ne dersiniz? Şimdi yatırımcı da son bir hafta 10 günlük hareketten, dinlenme sürecinden ve belli direnç seviyelerinin kırılamayışından bir kar realizasyonunun daha iyi bir yol olacağını anlamış olacak ki senin bahsettiğin hisse senetlerde özellikle 2021-20 senesinde iyi performans gösteren ve kar realizasyonu için fırsat veren hisse senetleri olarak özetlenebilir genel itibariyle. Bu bir kar satışı. Ama bu kar satışı bir miktar daha uzayabilir ve 1500 endeks seviyesi altında bir fiyatlama görebiliriz. Tabii küresel hisse senedi piyasalarının da geçtiğimiz haftadan bu yana artan volatilite ile biraz karışık bir görünüm sergiliyor olmasının da içerideki satışlara bahane olabileceğini düşünüyorum. Yani muhtemelen daha iyi yerden alış için yatırımcıya potansiyel fırsat verecektir. Ama tamamıyla bu risk getiri ne kadar, kısa vademi, uzun vademi, maliyetler nerede, bununla alakalı bir şey kişi özelinde bir değerlendirme yapmak gerekir. Bugün bu sabah itibariyle Güney Kore Merkez Bankası devlet tahvil alımlarını artırmayı düşünebiliriz dedi. Az önce İsveç Merkez Bankası'ndan da bir açıklama geldi. Hem faizlerin daha da düşebileceğini ve bu tahvil alımlarını da devam ettireceklerini söyledi. Lagarde dün uzun vadeli tahvil getirilerini yakından izliyoruz derken Avrupa Birliği G20 ülkelerine teşvikleri devam ettirin çağrısında bulunacağını belirtti bu cuma günü. Tabii ki gözler bugün Jerome Powell'ın Senato yapacağı sunumda ve bu anlamda yılda iki defa yapılıyor. Sizce Powell ne mesaj verecek? Piyasalar bir miktar daha özellikle altın tarafında yükselen tahvil faizlerine rağmen düşük dolar ve aynı zamanda Powell beklentileri ayakta tutmaya çalışıyor altın ama sanki her anda 1800 dolar aşağısı bir fiyatlama olabilir. Tüm bu açıklamalardan sonra endekslerdeki o tahvil satışı yerine bir kez daha teşvik paketi beklentisinden dolayı telafiye ve yükselişe yer verir mi? Yoksa küresel endekslerde büyük çaplı bir düzeltme hareketi başladı diyebilir miyiz Arzu Hanım? Tam olarak böyle bir düzeltme hareketi başladı diyemeyiz ama özellikle Sibot'ta ileriye dönük VIX endeksinde yani vadeli taraftaki artış geçtiğimiz haftadan böyle bir oynaklığın hareketin ilk sinyalini vermişti. Halen beklenti var, yani bu teşvik paketiyle ilgili beklenti var. Temsilciler Meclisi'nde görüşecek, Senato, Kongre bir süreç var ve 14 Mart'a kadar geçmesi bekleniyor. Burada özellikle ekonomiye katkı olacak, kısa vadede katkı sunacak nakit yardımları ve işsizlik sigortası faydalarının artırılması gibi hususlar paket içerisinde kısa vadede performans açısından önemli olarak görülüyor. Ancak paketin tamamı büyüklük, istenilen büyüklükte geçebilecek mi? Cumhuriyetçiler tarafında çok fazla olduğu yönünde miktarın bir direnç var. Bu aşılabilecek mi? Ya da bu geçtiği zaman piyasalar bu beklentiyi büyük ölçüde satın aldı mı ve bir beklenti gerçekleşti fiyatlamasına geçecek mi? Bunları düşündüğümüz zaman bir kırılganlık olduğunu ve aşağı yönlü potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Ama bir taraftan da henüz süreç devam ediyor ve umutlar var diyebilirim. Bu tarafta tabii bir vergilendirme politikaları hisse senedi tarafında özellikle teknoloji hisse senetlerine
uluslararası şirketlere vergilendirme politikası Biden yönetiminde değişecek mi? Ki Nasdaq hisse senedindeki içerisindeki hisse senetlerinin satışlarını da buna bağlayabiliriz bir miktar. Bunların hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Hisse senedi piyasaları son 10 senelerde gerçekten hızlı bir, güçlü bir yükseliş eğilimi içerisindeydi. Şimdi bu yükseliş ciddi bir şekilde sorgulanır ve satış eğilimine döner mi fikrine çok katılmıyorum. Ama daha ciddi bir düzeltme gelebilir görüşü neden olmasın diyebilirim. Bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Bugün Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'dan bir açıklama vardı ve yaptığı açıklamada Amerikan ekonomisinin en az %5 büyümesini beklediğini söyledi. Bildiğiniz gibi daha öncesinde James Ballard, Arzu Hanım, Amerika'da enflasyon riskinden bahsetmişti. Aslında piyasanın da hani kulağına suyu kaçıran da James Ballard bir yerde oldu diyebiliriz. O günden bugüne biz tahvil faizlerinin yükselişini izliyoruz. Robert Kaplan burada aslında enflasyon tartışmasından ziyade %5'lik büyümeyi aslında hedefte göstermiş oldu. Bowman'dan da bir açıklama var yine Fed tarafından. ABD ekonomisi virüs salgını etkilerinden büyük ölçüde toparlandı diyor ve dizide enflasyonu takip edilmesi gereken bir risk ancak asıl diyor tehlike iş gücü piyasasının uzun vadeli hasar görmesi diye. Geçtiğimiz hafta da işsizlik maaşına başvurular beklentilerden fazla gelmişti. 800 binin üzerinde. Şimdi de 1.70'ler, 2'ler telaffuz ediliyor tahvil faizlerinin gelme noktası olarak da. Uzaktan baktığınız zaman tahvil faizleri aşırı iyimserliği mi fiyatlıyor, riski mi fiyatlıyor? Çünkü her ikisine fiyatlayabilir. Eğer iyimserliği fiyatlıyorsa toparlanmayı, Amerikan ekonomisinin beklentilerden daha hızlı toparlanacağını bekliyorsak eğer, iyimser bir senaryo olacak sanırım değil mi hisse senetleri için? Ama enflasyon riskini şimdi herhalde fiyatlıyorsak tam tersi gibi. Buyurun. Evet, pardon, biraz önce girdim. ABD ekonomisi kesinlikle 2021 senesinde hızlı bir ekonomik büyüme olacağını fiyatlamaya başladı. Bu da özellikle Biden yönetiminin reformlar konusunda başarılı ve hızlı bir süreçte reformları geçirebileceği ve bunun da ekonomik performansa olumlu yönde yansıyacağı yönündeydi. Pandemi etkisi de geride kalıyor zaten, bu günlük vaka sayısına da yansımış durumda. Bu ortamda şöyle düşünebiliriz Murat, ve sen de söyledin 10 yıllıklar için telaffuz edilen rakamları, hatta 2021 sene ortasında 10 yıllıkların %3 seviyesine yükselebileceğini tahmin eden kurumlar ve analistler var. Bu tabloda güçlü bir ekonomik büyüme fiyatlanıyor. Ama bu fiyatlanırken neden dolar endeksi yükselişe katılmıyor? Bana göre bunun sebebi ABD küresel ekonomi içerisinde bir büyüme performansı gösterirken geçtiğimiz 4 seneye kıyasla değişen politikalarla bu büyüme performansını diğer gelişmiş ülke piyasalarıyla da paylaşmak ve bunlara da bunlarla beraber bir performans yakalamak niyetinde görünüyor. Yani Avrupa, Japonya, Çin politikaları henüz belli değil ama Çin tarafında biraz daha ılımlı politikalar ve dolayısıyla topyekün küresel ekonominin 2021 senesinde gelişmiş ülkelerin dezenflasyonist tehlikeden uzaklaşarak büyüme ve hedeflere yakınsanan enflasyon ortamını yakalayacağı bir yılı olarak fırsata çevirmek istiyor. Bu gayet gerçekti çünkü enflasyon olduğu zaman enflasyondan kurtulmak sıkı para politikaları ile daha kolay olabilir. Ama Japonya örneğinde de görüldüğü gibi dezenflasyonist bir ortama girildiği zaman bu çok uzun bir süreç alıyor. Böyle bir sene planlanıyor gibi geliyor bana. Hal böyle olunca yani 2008 fiyatlamaları öncesinde gördüğümüz fiyatlamaları 2021-2022 senelerinde de görmemiz mümkün olacak gibi duruyor. Bugün Singapur tüketici fiyatları 11 ay aradan sonra ilk defa arttı. Yani dünyaya yavaş yavaş o talebin getirmiş olduğu enflasyon da ülke özelliğinde sanki arzularım geliyor gibi. Az önce kıymetli bir şey söylediniz. %3 de olabilir şeklinde bazı analizlerde okuduğunuz noktayı aktardınız. Şimdi korku endeksinin her 20'ye geldiği zaman ben endişe duyduğumu değerli izleyicilerimize aktarıyorum. Çünkü 20 seviyesinin aşağısında bir VIX'i çok kalıcı olarak yıl içinde
görmedik. Her 20'ye geldikten sonra bir miktar daha risklerin artmasından dolayı bir piyasalarda düşüş hareketi gözlemlendi. Şimdi şunu sormak isterim. Yani %3 Amerikan 10 yıllıklarının geldiği noktada tabii nominal faizlerin de artacağını göreceğiz. Bu anlamda enflasyonun ve faizlerin arasındaki farkı baz aldığınız zaman Amerika 2007 krizinden sonra olduğu gibi bir tapering sürecine, paraları toplama sürecine erken başlar mı ve faizler beklentilerin aksine artmaya bu yıl ya da en azından 2022'nin içeriğinde başlar mı? En önemlisi bize nasıl yansır? Herhalde negatif yansır değil mi? Düşen, yükselen faizler. Kesinlikle öyle. Sorunun cevabı zaten şu anda piyasa fiyatlamalarında biraz içeride ve gelişen ülke fiyatlamalarında o tedirginlik görünüyor. Fed'in açıklamalarına bakılırsa özellikle istihdam piyasasındaki iyileşmeye ve tam istihdama ikna oluncaya değil ki bu yarı yıl sunumunda da Senato'da da benzer açıklamalar gelecektir. Teşvik paketlerinin, varlık alımlarının ve Fed'in mevcut kolay para politikalarının devam etmesi gerektiği yönünde. Yani orta vadeli %2 enflasyonun biraz üzerine çıkılsa da bu sanki bankayı rahatsız etmeyecek. Aslında varlık alımlarından çıkış ya da olası bir faiz artırımı çok yakın gelecekte gündemde olmayabilir. Ancak bu beklentiler şimdiden piyasa fiyatlamalarına yansıdı. Yani biraz enflasyondaki yukarı yönde sıçramaya merkez bankalarının müsamaha gösterici anlayışına hakim olduğunu biliyoruz ve anlıyoruz. Bu takdirde çok kısa vadede değil ama şimdiden gelişen ülke piyasaları için bu durum bir risk teşkil ediyor. Çünkü özellikle ekonomik iyileşme döneminde yurt dışı borçlanmaya da ihtiyaç duyulan bir dönemde gelişmiş ülkelerin faiz oranlarının cazibesi ve bu tarafın daha fazla yurt dışı borçlanmadan pay alması her anlamda olumsuz olacaktır. Özellikle portföy akımlarına ihtiyaç duyan ülkeler bu konuda biraz negatif yönde payını alacaktır. Türkiye'de bunlardan biri olsa gerek. Ancak şimdiden çok kötümser olmanın bir anlamı yok. Her şey bir anda değişebilir. Biraz daha yumuşayabilir. Belki de bu kontrollü bir yükseliş olacak faiz oranlarındaki yükseliş. Yani çok hızlı bir yükselişe izin verilmeye de bilir diye düşünüyorum. Evet, bu piyasanın herhalde en istediği nokta olacaktır. Çok agresif artan faizlerden ziyade biraz da piyasa fiyatlamalarına yedirerek giden tahvil faizi yükselmesi olabilir. Bir cümleyle Arzu Hanım şu anda ekranları başında arkadaşlarımıza karşı olarak paylaştı. 1.6'yı bir ara açtı ama şu anda %1.5'luk kayıp var borsada sanayi endeksi öncülüğünde. Burada izleyicilerimize ne önerirsiniz? Yani 21 günlük ortalamalar 1488 puandan geçiyor. Pozisyonlarını takip edenler, hissesi olanlara sizlerden çıkacak olan mesajlar oldukça önemli dinliyor. Çünkü izleyicilerimiz dolar tarafında da 7.02 görüyoruz. Yani tam bir aslında borsayı sat, doları al fiyatlaması var. Ne dersiniz bugün için? Bir kar realizasyonu olduğunu söylemiştik daha önce ama 1500 endeks seviyesi altına geçme potansiyeli de olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda test edilen 1430 seviyesi piyasa için önemli bir destek. 2021 senesinde de gerçi şu günlerde biraz kırılgan fiyatlamalar var ama 2021 senesinde de hisse senedi piyasası özellikle kar anlamında potansiyeli olan bir piyasa olmaya devam edecek. Ama panik yapmadan bu yükselişe ya da bu harekete katılmak gerekiyor. Bence şu anda daha düşük seviyeler görülme ihtimaline karşı bir miktar pozisyon azaltılabilir ama 1430 seviyesinin özellikle piyasaya yeni girenler için takip edilmesi gereken bir seviye olduğunu düşünüyorum. Arzu Hanım çok teşekkür ederiz analizleriniz için, yorumlarınız için diyelim. Norsiyam stratejisi Arzu Toktay ile birlikte yurt içi piyasalar defterini kapatalım ve Bitcoin'e dönelim. Bitcoin fiyatlarında da çok sert satışlar oldu ama bir taraftan da XRP yani Ripple davası başladı. Dün de ilk duruşma vardı efendim. Hemen öncelikle bir XRP yorumu alalım, sonra vaktimiz kalırsa da kendisinden Bitcoin yorumu da alıyor olacağız. Mehmet Çoban, Bitçi.com baş analisti olacak karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dün o meşhur dava ilk günüydü diyebiliyorum. Siz de yakinen takip ettiniz. Nasıl bir sonuç çıktı, çok kısa alabilir miyiz? Şimdi aslında davadan, yani ilk duruşmadan, davadan demeyelim, ilk duruşmadan beklentiler dahilinde bir sonuç çıktı. Peki beklentimiz neydi? Net bir sonuç çıkmamasıydı. Şu andaki çıkan tablo bu beklentilerimizi
tahminlerimizi karşılar nitelikte. Ancak bu duruşmadan çıkan iki tane önemli sonuç var. İki tane gelen açıklamalardan altı çizilmesi gereken iki tane önemli sonuçlar. Bunlardan iki tanesi de Ripple tarafından işin açıkçası. Şimdi biliyorsunuz SEC Ripple'a dava açarken Ripple'ı bir menkul kıymet olarak lanse etmişti ve bu sebeple dava açmıştı Ripple'a. Ripple'a menkul kıymet olarak lanse ettiğinden ve bazı faaliyetlerini SEC'e bildirmediğinden dolayı dava açmıştı. Çünkü dün Ripple'ın avukatlarından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Ripple avukatlarının bu iddiasına göre SEC 2019 ve öncesinde piyasanın önde gelen bazı borsalarıyla ve piyasanın önde gelen aktörleriyle görüşmeler yaptı. Ama ancak bu görüşmelerin hiçbirinde XRP'nin Ripple'ın bir menkul kıymet olarak düşündüğünü belirtmedi. Böylece borsalarda kendi inisiyatiflerini kullanarak XRP'yi kendi borsalarında listelemeye başladılar. Şimdi aslında bu ciddi bir iddia. Şimdi bu iddiayı iki şekilde yorumlayabiliriz biz. Bunlardan bir tanesi acaba Ripple'da ciddi anlamda bir ihmal mi var? Diğeri ise yorumsuz. Yani bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir diğer iddia ise, iddia demeyelim de bunu, Ripple'ın tavrıyla ilgili gelen sonuçlarda, gelen açıklamalarda. Ripple en iyi savunma ataktır felsefesini izliyor gibi düşünüyoruz biz. Çünkü Ripple bırakın kendini savunmayı, iddiaları kesinlikle reddediyor bir kere bu cepte. İkincisi ise Ripple bir taraftan da SEC'i suçluyor. SEC'i piyasayı manipüle etmekle, piyasaya yani kripto para piyasasına zarar vermekle suçluyor. Şimdi dünkü davadan biz şöyle bir sonuç çıkarabiliriz şimdi bu iki tane maddeyi. SEC'in elini biz bu dava öncesi, duruşma öncesi işin açıkçası çok kuvvetli görüyorduk. Çünkü SEC'in daha önceki davaları kazanma potansiyeli, daha doğrusu davaları kazanma yüzdesi SEC'in elini ciddi anlamda kuvvetlendiriyordu. Ve bir davayı açtıktan sonra da biz dedik ki evet, SEC'in eli ciddi anlamda güçlü. Ancak biz bunu gördük ki Ripple kesinlikle geri adım atmayacak. Ve SEC'in eli bizim belirttiğimiz kadar, yani bizim düşündüğümüz kadar güçlü değil. Şimdi kronolojik sırada 16 Ağustos tarihi var. Şimdi 22 Şubat'ta ilk duruşma görüldü. 16 Ağustos'ta da bir sonraki duruşma var. Bu süreye kadar hem SEC hem de Ripple ellerinde yeni belgeleri, yeni dosyaları mahkemeye sunacaklar. Belki bir anlaşma yoluna da gidebilirler. Ancak Ripple'ın anlaşmaya gitmemesi, geri adım atmaması, biliyorsunuz 15 Şubat'ta doğal bir normal bir prosedür olarak her iki tarafı da arabuluculuk yöntemiyle anlaşmaya gitme yolunda bir yol izlediler. Ancak Ripple anlaşmaya gitmedi. Şimdi bu dönemde yani 22 Şubat 16 Ağustos tarihinde şu anki normal şartlar altında bir sonraki dava 16 Ağustos tarihinde, o süreye kadar belki Ripple, belki SEC tarafından yeni belgeler sunulacak, yeni iddialar ortaya atılacak. Ancak şu an görünen nokta ise, yani bugünkü duruşmadan bizim elimize gelen verilerden görünen nokta ise, evet, SEC'in eli yeteri kadar güçlü değil, Ripple kesinlikle geri adım atmayacak. Şu an için beklenen o. Görünen o. Bir taraftan da borsadaki satışları izleyicilerimiz takip ediyor. %2'nin üzerine çıktı. Teknoloji endeksi öncülüğünde dün tabii Tesla hissesinde %8'lik kayıplar vardı. Apple, Microsoft gibi hisse senetlerinde de kayıplar derinleşmişti. Evet. O Big Tech dediğimiz, rakamları da paylaşalım ekrana. Big Tech dediğimiz teknoloji hisselerindeki satışlar Borsa İstanbul aşağı çakıyor efendim. Borsada antibayla kayıplar 1515 puana kadar getirdi. %2.24'lük kayıp olduğunu söyleyelim. Evet, şimdi tabii Bitcoin'in satılması bizim tarafa, daha önce söylediğim gibi, teknoloji endeksini bugün 3,5 puana kadar azaltıyor. Tesla hissesinde çok ciddi satışlar görmüştük. Bitcoin'de ve kripto paralarda yükselişin sonuna mı geldik Mehmet Bey? Ne dersiniz? Hem bir Ethereum hem de Bitcoin yorumu alalım sizden. Şimdi öncesinde isterseniz bir XRP'nin fiyat seriyle ilgili ufak bir değinelim. Ona sonra girelim. Öncelikle Bitcoin ve Ethereum fiyatlamasını alalım. Çünkü XRP'de %15'e varan bir satış var. Onu en son olarak izleyicilerimizden yorum alacağız. Önce bir Tesla ve Bitcoin yorumu alalım sizden. Şimdi Bitcoin'le bir önceki yayınımızda hatırlarsanız sizde 35 bin dolarken sizle bir yayın gerçekleştirmiştik ve nacizane olarak yatırımcılara ufak bir uyarımız da olmuştu kar satışlarının gelebileceği yönünde. Şimdi 42 bin dolar seviyelerinden Bitcoin dolar neredeyse 29 bin dolar seviyesinin bir kısım altına kadar geriledi. Şimdi Bitcoin sert yükselişlerde geri dönüşlerini yaklaşık %25-30 oranında geri alıyor. Yani bir nevi kar satışı gerçekleştiriyor. Kar satışı görüyoruz Bitcoin'in önceki fiyat hareketlerinde. Biz 60 bin dolar seviyesini baz alalım şimdi. 60 bin dolar seviyesini baz aldığımız zaman 42-45 bin dolar bandına kadar Bitcoin'de bir geri çekilme hareketi bekliyorduk biz. Ama bu kadar sert beklemiyorduk. Bu kadar sert olmasının nedeni de bana kalırsa Janet Yellen'ın açıklamaları. Biliyorsunuz Bitcoin'i spekülatif olarak nitelendirdi. Bizim eski bildiğimiz sıfatıyla Fed Başkanı, şimdiki ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen
Bitcoin'i spekülatif bir yatırım aracı olarak belirtti. Zaten bir bahane aran kripto para piyasası da bunu bir bahane olarak kullanmış olabilir. Bana göre de kullanmıştır mutlaka. Bu sebeple satışların bu kadar sert olmasına neden oldu. Çünkü çok ciddi anlamda primlenmiş bir yatırım enstrümanından bahsediyoruz biz. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Biz nasıl 2017'de bir düşüş trendine girdik Bitcoin dolar paritesinde ve 2020'nin Temmuz ayına kadar bir düşüş trendindeydik. Bu dönemde yaptığımız analizlerde Bitcoin'in sürekli düşüş trendinde olduğunu, inişli çıkışlı grafiklerde fiyat seyri de görse düşüş trendinde olduğunu, bu sebeple yükselişlerin daim olmayacağını belirtmiştik. Şimdi ise her şey tam tersi. Şimdi Bitcoin aslında orta ve uzun vadeli bir yükseliş trendi içerisinde, yükseliş trendi üzerinde hareket ediyor. Bu yükseliş trendinin destek noktası ise yatırımcılara biraz garip gelebilecek ama 30 bin dolar seviyesine denk geliyor bugünkü fiyatlar itibariyle. Yani biz o zaman senaryomuzu Bitcoin için şöyle kuracağız. Evet, Bitcoin'de inişli çıkışlı bir fiyat seyri önümüzdeki dönemlerde de sık sık karşılaşabiliriz. Evet. Ancak bugünkü fiyatlar itibariyle 30 bin dolar seviyesine denk gelen noktanın altına gelmedikçe Bitcoin'de ana yönün yukarı olduğunu söylemekte fayda var. Çok hızlı gittiği için de 30 bin dolara kadar düzeltmeleri olağan karşılamak gerekir diyorsunuz. Bu da izleyicilerimizin kulağına küpe olsun. Çünkü bir şey sonsuza kadar yükselmeyebilir. Sert yükselirse düzeltmeler sert de olabiliyor. Bugün XRP'de ise sizin bu dava ile ilgili çizmiş olduğunuz resimden kaynaklı %13.56'lık bir kayıp var ama 51 centlere kadar da gördük. O tarafta XRP'nin negatif ayrışması söz konusu olabilir mi? Ve XRP genel kripto paraları Bitcoin de bugün aşağı çekiyor gibi. Hani o tarafı da aşağı çeken bir önemli parametre mi yoksa mı kendi içine mi değerlendirmek lazım Mehmet Bey? Ya şimdi şöyle düşünün. Şimdi siz bir yatırım enstrümanına yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Bu yatırım enstrümanında yani XRP özelinde konuşmuyorum. Bu yatırım enstrümanının üzerinde de bir dava var. Siz doğal olarak bu süreçte bu yatırım enstrümanından uzak kalmayı yeğlersiniz. Ancak dün biz yaklaşık 52-53 cent civarlarından bir anda XRP'nin dava öncesinde yani duruşma öncesinde 53 centlere kadar yükseldiğini, 63 centlere seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. Sonra bir geri çekilme oldu. Daha sonra dava kanadından gelen özellikle Ripple avukatlarından gelen kısmi iddialarsa yani iddialarla birlikte tekrar 63-64 seviyelerine kadar yükselişi gördük. Yani aslında XRP yatırımcısı bir nevi XRP'ye güveniyor. Yani Ripple'daki bu dava üzerindeki olumsuz etkinin bir nevi kesin olmamakla bile net bir yargı olmamakla beraber davanın kötü etkilerinin bir nevi satıldığını düşünüyor gibi yorumlayabiliriz biz bunu. Çünkü davanın olduğu bir gün daha sonuçlar gelmeden böyle XRP hacimle birlikte ciddi anlamda bir talebin olması bunu uyandırıyor, bu fikri uyandırıyor bize. Hı hı. Ancak bugün dediğiniz gibi XRP'de bir satış var. Yavaş yavaş insanlar acaba sorularını da sormaya başlamadılar değil XRP yatırımcısı. Şimdi bu sav altında biz o zaman XRP için şöyle bir senaryo kurabiliriz. Şimdi yukarıda 64-65 cent civarları var. Çok kuvvetli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşılması için XRP'de yeni hikayelere ihtiyaç var. Bu yeni hikayede nedir? İşte duruşmadan, dava kanadından gelebilecek olumlu bir söylem. Şimdi bu olumlu söylem gelmedikçe XRP'nin önümüzdeki yani diyelim ki hiç gelmedi. XRP'nin 64-65 cent civarlarını geçmesi biraz zor gibi teknik açıdan. Geçerse 68 ve 79 centlere kadar çok kısa vadede biz XRP fiyatını görebiliriz. Şimdi 64-65 centleri yukarıda o cepte kalsın tavan seviyesi olarak kısa vadeli tavan seviyesi olarak görelim direnç seviyesi. Evet, çok aşağıda ise 38 ve 34 cent civarları XRP yatırımcısı için destek noktaları görevinde. 28-34 yani cent dediniz değil mi? Olumsuz bir gelişme olmadıkça XRP'de biz önümüzdeki dönemde dava süresince 38 belki 34 aşağıda yukarılarda 64-65 cent aralığında biz fiyat hareketi görebiliriz. Evet ama negatif birçok haber akışında fiyatlamalar içerisinde dahil olma olasılığından da bahsetmiş oldunuz. XRP yatırımcıları dikkatli olsunlar. Tabii davanın süreci devam edecek. Bunu da Mehmet Çoban'la birlikte izleyeceğimizi söyleyelim. Bitcoin baş analistine çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da bu yorumlarla birlikte efendim sonuna geldik diyelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Beysaç Lojistik para toneri sundu.